Herkese merhabalar. Kendimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Yatak odalarınıza, çeyizlerinize çok yakışacak. Yapılışı kolay. Güzel bir dantel örtü modelim var. Modelimi iki aşamada yapacağım. Bu görmüş olduğunuz birinci aşaması. Yani orta kısmı, çiçek motifi olan kısmı. İkinci aşamada da kenarındaki A şeklindeki kısmını yapacağım. Şimdi yapılışına geçiyorum. Bismillah diyerek başlıyorum. 12 zincir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincirim oldu. Evet, ilk baştaki halkaya batıyorum. Evet, tam buradan batıyorum. İplik dolayıp ikisini birden çıkartıyorum. Evet. Şimdi buradaki gevşekliği sıkıyorum ipi. Gevşekliği gideriyorum. İki zincir çekiyorum. Evet. 24 tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan. Bir. İki seferde çıkartıyorum. Arada hiç zincir çekmiyorum. Evet. 1 2 Evet, iplik doluyorum. Ortadaki halkaya batarak ipimi çıkartıyorum. Tekrar iplik dolayıp 1 2 seferde çıkartıyorum. Evet, en baştaki çekmiş olduğum zincir, iki zincirim var. Bunu da dahil ediyorum. Yani bu da dahil 24 tane ikili trabzanım olacak. Yani bu iki zincirin yanına 23 tane daha trabzan yapacağım. Böylece 24 olacak. Evet, şu an 4 olmuş gözüküyor. 5 6 Evet, 23 24 24 tane oldu bu baştaki iki zincirle birlikte. Bu iki zincirin en tepe noktasına batıyorum buradan. Evet, bu şekilde birleştiriyorum. Evet, iki ucunu birleştirdim. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yine ipimi bir doluyorum. Evet, burada her trabzanın gördüğünüz gibi tepesinde ufak minik boşluklar var. Bunlardan birini boş bırakacağım, diğerine batacağım. Evet, şimdi bunu boş bıraktım. İkincisine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç seferde çıkarmış oldum. Yine üç zincir çekiyorum. Dört zincir çekiyorum. 3, 4, birini boş bırakıyorum, ikincisine batıyorum buraya. Yine 4 zincir çekiyorum, 1, 2, 3, 4, birini boş bırakıyorum, ikincisine batıyorum, biri boş, ikincisine batıyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Evet, böyle bu şekilde tamamlıyorum bu sırayı. Evet, sıranın sonuna geldiğimde bu başta çekmiş olduğum 7 zincirle birlikte 12 tane olacak bunlar. Ve yine 4 zincir çekip birleştiriyorum. Bu 7 zincirin üçüncü halkasına batıyorum. Buradan da çıkartıyorum. Evet, şimdi bir, iki zincir çekiyorum. Bir dolayıp buradaki her bir boşluğa
3 tane tekli trabzan yapıyorum. Üçünü bir seferde çıkartıyorum. İpi dolayıp boşluğa batıp bir ilmek çıkartıyorum. Yine ipi dolayıp üçünü bir seferde çıkartıyorum. Evet. Yine 4 tane olacak. Her bir boşluğa 4 tane olacak. Yalnız bu başta 2 zincir çektiğim için buraya sadece 3 tane yapıyorum. O 2 zincirle birlikte 4 oluyor. Evet, 2 zincir yapıyorum, çekiyorum. 1 2 Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Aynı şekilde 4 tane tekli trabzan yapıyorum. Bir dolayıp batıp hepsini birden çıkartıyorum. Evet, 3 oldu. Dördüncüsü yine 2 zincir. Yandaki boşluğa geçiyorum. İki, üç, dördüncüsü. Evet. Böyle böyle bütün bu boş yerleri hepsini dörder tane tekli trabzanla dolduruyorum. Evet, sıranın sonuna geldiğimde yine 2 zincir çekip, en başta 2 zincir çekmiştim, yine onunla birleştiriyorum. Evet, 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Buradaki her bir tekli trabzanın üzerine batarak Evet, bunların her birinin üzerine batarak 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Evet, bunu birinci kabul edelim. 3 zincir çektiğimi. Yanına 3 tane daha yapıyorum. Evet, çıkarmıyorum şiş tığdan. Yeniden iplik doluyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 Yine çıkarmıyorum. Yeniden iplik dolayıp sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. Evet, 1 2 seferde çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsi tığımda kaldı. Şimdi iplik dolayıp hepsini birden çıkartıyorum. Yedi zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yandaki Evet, şimdi yandaki gruba geçiyorum. Bir iplik doluyorum. Aynı şekilde her bir trabzanın tepesine batarak yine tığı da bırakıyorum, çıkartmıyorum. Evet, sonuncusu. Hepsini birden çıkartıyorum. Evet, bunu böyle her gruba aynı şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Evet, burayı da aynı şekilde yapıyorum böyle. Evet, hepsini birden çıkartıyorum. Evet, bütün gruplara aynı şeyi yapıyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine 7 zincir çekip bu ilk yaptığım şeklin en tepe noktasındaki halkaya batıyorum. Buradan da çıkartıyorum. Evet. Evet, iki tane sık iğne yapıyorum. 1
2, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 zincir çekip yine aynı boşluğa batıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Evet, şimdi 3 zincir daha çekeceğim. Yalnız bu son çektiğim zincirin halkasını tırnağımla tutuyorum. Kaybetmemek için yerini. 1, 2, 3 zincir çekip bu tuttuğum halkaya batacağım. Hafifçe tırnağımı aşağıya kaydırıyorum ki görebileyim. Evet. Buraya batıp buradan bir ilmek çıkartıyorum. Buradan da çıkartıyorum. Evet, yine 2 zincir çekiyorum. 2. Evet, hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Buraya batıp burayla birleştiriyorum. Evet, şeklimiz böyle olacak. 5 zincir, 2 zincir, bir pıtır, 2 zincir. Evet, şimdi şeklimi bu ölçülerle devam ediyorum. Aynı tekrarlayarak devam ediyorum. Bu ölçüleri tekrarlayarak 5 zincir çekiyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı boşluğa batıyorum. 2 zincir. İkinci halkayı tutuyorum tırnağımla. 1, 2, 3 zincir çekip tuttuğum halkaya batıyorum. Buradan da çıkartıp buraya bir pıtır yapıyorum. Şimdi 2 zincir. 1, 2. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. Burayla birleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi 5 zincir, 2 zincir, bir pıtır, 2 zincir. Bu şekilde devam edecek. Evet, sıranın sonuna geldiğimde şu en başta 2 tane sık iğne yapmıştım. Onun ikincisine batıyorum. Buradan da çıkartıyorum. Burayla birleştirmiş oldum. Yani bu 5 zincirin. Evet, burayla birleştirmiş oldum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yanına 2 tane üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3 seferde çıkartıyorum. Aynı şekilde bir tane daha. 1, 2, 3 seferde çıkartıyorum. Evet, şu en başta çekmiş olduğum 3 zinciri de buraya dahil ettim. Yani 3 tane üçlü trabzan olacak. 4 zincir çekiyorum. Evet, 4 zincir çektim. 4.'yü tutuyorum tırnağımla. 3 zincir daha çekiyorum. Şimdi bu tuttuğum halkaya batıyorum. Hafifçe tırnağımı kaydırıp o halkaya batıyorum. İp çıkartıyorum buradan. Buradan da çıkartıyorum. Evet, bir pıtır yaptım buraya. 4 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, hemen bu yandaki şu pıtırlı olan değil de şu 5 zincir olan boşluğa batıyorum. Bir iplik dolayıp. Buraya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Üçlü trabzan dememin sebebi 3 seferde çıkartıyorum ipi. Yine 4 zincir. Yine tutuyorum tırnağımla. 1, 2, 3 zincir çekip tuttuğum halkaya batıyorum. Buradan da çıkartıyorum. Bir pıtır yaptım. 4 zincir daha çekiyorum. Evet. Şu pıtırlı olanı atlıyorum. Şu olan diğer 5 zincir olan boşluğa batıyorum. Buraya 3 tane 1, 2, 3'lü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 seferde çıkartıyorum. 3 tane. Evet, aynı şekilde 4 zincir çekip devam ediyorum. Bütün sıraları tamamlıyorum böyle.
Evet. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Yanına 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki, evet, en kenara da bir tane daha sıkıştırdım. Üç tane oldu. Bu başta yapmış olduğum üç zincirle birlikte 4 tane kabul ediyorum. 5 zincir çekiyorum. Evet. 5. zincirin halkasını tırnağımla tutuyorum. Üzerine 3 tane daha zincir çekiyorum. Evet, şimdi bu tuttuğum halkaya batacağım. Evet, böyle bir pıtır yapıyorum. 5 zincir daha çekiyorum. Evet, buradaki üçlü trabzan grubunun en başına batıyorum. Şu noktaya. Evet, yine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, en sonunda da bir tane sıkıştırıp 4 taneye tamamlıyorum. Yine 5 zincir. Evet, 5. halkayı tırnağımla tutup yine 3 zincir çekiyorum. 5. halkaya tırnağımla tuttuğum halkaya batıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. Evet, aynı ölçülerle devam ediyorum. Sırayı tamamlıyorum. Evet, sıranın sonuna geldiğimde yine başladığım noktayla birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. Evet, buraya yanına 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, bu başta çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte 5 trabzanım oldu, kabul ediyorum. 6 zincir çekiyorum. 6. halkayı yine tırnağımla tutuyorum. 3 zincir daha çekiyorum. Tuttuğum halkaya batıyorum. Evet, bir pıtır yaptım. 6 zincir çekiyorum. Evet, hemen yandaki gruba geçiyorum. En baştaki trabzana batıyorum. Evet. 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine 6 zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Sırayı tamamlıyorum. Evet, sıranın sonuna geldim ve birleştirdim başladığım noktayla. Şimdi yeniden 3 zincir çekiyorum.
Bunun yanına 5 tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Evet, baştaki 3 zincirle birlikte 6 tane trabzan oldu, kabul ediyorum. Şimdi 22 zincir çekiyorum. Evet. Bu hemen yandaki grubun, en baştaki trabzanın tepesine batıp buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Evet, yanına yine üçlü trabzan yapıyorum. 6 tane olacak. Evet, 5 oldu. Sonuncusunu da en kenara sıkıştırıyorum. 6. Evet, bu şekil olacak. Gördüğünüz gibi 6 trabzan, 22 zincir, 6 trabzan, yine 22 zincir çekeceğim. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine başladığım noktayla birleştiriyorum. 3 zincirin en tepe noktasıyla burayı da birleştiriyorum. Evet, şimdi buradan şu tam orta yerine gelebilmek için sık iğne yapıyorum. Evet, 2 tane sık iğne yaptım. Evet, şimdi buradaki tam bu 22 zincir çektiğim bu boşluğa batıyorum. Buradan yine üçlü trabzan yapıyorum. Evet. 14 tane üçlü trabzan yapacağım. 2 3 4 Evet, böyle 14 tane trabzan yapacağım. Tepe noktasına gelene kadar. Evet, 14.'yü de tam şöyle iki ucunu bir araya getirip tam tepe noktasına batıyorum. Buradaki zincire herhangi bir kayma olmasın diye buradaki zincir halkasına batmaya çalışıyorum. Evet, zincir halkasına batıyorum. 14. buraya batarak yapıyorum. Evet, bunun tam orta noktasını bulmaya dikkat edelim. 4 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bu tarafı da 14 trabzanla dolduruyorum.
Evet, 13. 14.'yü de buradaki trabzanın en baştaki noktasına batarak yapacağım. Şu noktaya batarak. Evet. Bunu böyle yapmamın sebebi trabzanların kayma yapıp da yığılmamaları için, bir kenarda yığılmamaları için böyle yapıyorum. Evet, burayı tamamladıktan sonra yine orta noktasına, şu tam altı trabzanın ortasına batarak burayla birleştiriyorum. Evet, şimdi aynı şekilde buraya da 14 trabzan yapacağım. Hemen yandaki yaprağa geçtim. Evet. 2 3 Evet, bunları tek tek göstermeyeceğim. Aynı şekilde bu yaprakları da burada yaptığım gibi aynı işlemleri bu yapraklara tek tek aynı şekilde yapacağım. Böyle sırayı tamamlayacağım. Evet, dantelimin birinci etabı böyle tamamlanmış oluyor böylece. Ve bu videonun sonu, ikinci videoyu da yine bu videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı da unutmayın.